Evet çocuklar, şimdi uyku öncesi hikaye zamanı. Hikayemizin adı Yavru Balina ve Yapışkan Midye. Koskoca okyanusta gidecek başka bir yer bulamamış mı şu midye? Hep yavru balina yapışık gezmek istiyor. Her zaman üstünde olunca rahat hareket edemiyor yavru balina. Yani hareket ediyor tabii ama aklı midyedeyken ne yapacağını unutuyor. Hem bazen yalnız kalmak istiyor. Bazen okyanusta arkadaşlarıyla yüzmek istiyor. Bazen tam hayal kuracakken ses çıkarmaya başlıyor midye. Böyle zamanlarda yavru balina da başlıyor söylenmeye. Of, yine mi? Ne zaman beni rahat bırakacaksın acaba? Yavru balina kendinden büyük balinaların üstündeki yüzlerce midyeyi görüyor. Kendi üstündeki bir midye bile ona çok ağır gelirken yüzlercesini nasıl taşıyorlar anlamıyor. Arada midyeye bir şeyler söylüyor. Bak, şurada bir tekne var. Gitmek ister misin? Aa, başka bir balina sana nasıl da gülüyor. Onunla konuşmaya ne dersin? Bence sen büyüdün mü diye. Yalnız okyanus açılma zamanın geldi. Yavru balinanın üstünden hiç ayrılmıyor midye. Hızlı yüzüyor üstünden atmak için. Ama midye ona sıkı sıkı yapışmış bırakmıyor. Gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor sanki. Bakınca fark ediyor ki midyenin büyüklüğü hala aynı. Yavru balina kendini çok çaresiz hissediyor. Aklı her zaman sırtındaki midyede. Yemek yerken, uyurken, okyanusta yüzerken, suyun üstüne çıkarken, okuldayken ondan kurtulmak istiyor ama bu imkansız gibi gözüküyor. Kendini küçücük bir alanda sıkışmış gibi hissediyor. Bir gün okyanusun derinliklerinde yüzerken Caretta Caretta ile karşılaşıyor. Caretta Caretta o sırada 12. dünya turunu yapıyor. Yavru balinanın yüzündeki çaresizliği görür görmez anlıyor ve yanına gidiyor. Merhaba yavru balina, nasılsın? Sırtındaki midye ile nasıl olabileceksem öyleyim Caretta Caretta. Sanırım midye seni rahatsız ediyor. Ne olmasını dilerdin? Derimin eskisi gibi pürüzsüz olmasını, midyenin üstünden gitmesini çok ama çok isterdim diyor üzgün yavru balina. Caretta Caretta biliyor ki yavru balina büyüdükçe midyeler azalmayacak. Tam tersi çoğalacak. Böylelikle midyeler yavru balinanın üstündeki zararlı bakterileri yiyerek hem karınlarını doyuracak hem balinanın derisini temiz tutacaklar. Çocuklarım şurada oynuyorlar. Beraber onların yanına gidelim mi yavru balina? Diyor Caretta Caretta. Tabii nasıl olsa yapacak bir şeyim yok diyor yavru balina. Yavru balinanın tüm dikkatinin sırtındaki midyede olduğunu fark eden Caretta Caretta aklına bir fikir geliyor. Yavru balinanın dikkatini etraftaki diğer doğaya çevirmeli. Böylece sürekli midyeyi düşünmekten kurtulur diye düşünüyor. Şuradaki yunus sürüsünü görüyor musun? Dans ediyorlar. Peki ya şuradaki anemonlar? Her biri farklı renk. Hangi renkler olduğuna bir bak diyor Caretta Caretta. Mavi anemonlar arasında daha önce hiç görmediğim bir tür deniz yıldızı var diyor mavi balina. Aslında her zaman yüzdüğü bölgede olduğunu fark ediyor şaşkınlıkla. İşte şurada deniz kabuklarının altında gezenmiş bir ahtapotun kolu görünüyor diyor Caretta Caretta. Bir dakika, ben daha dün buradaydım. Sen söylemesin onun ahtapot olduğunu asla anlamazdım. Sanırım aklım tamamen midyedeydi diye cevaplıyor yavru balina. Rengarenk bir balık sürüsü geçiyor. Kuyruğuna dikkat et diye. Yavru balinayı uyarıyor Caretta Caretta. Yavru balina minik balıklara çarpmamak için kuyruğunu çekerken neşeyle kahkaha atıyor. Balıkların gökkuşağına benzer renklerinden gözlerini alamıyor. Uzun zamandır görmediği detayları görüyor. Halbuki hep buralarda yüzüyor yavru balina. Sadece sırtındaki bir midyeyi düşündüğü için hiçbir şeyi görmediğini fark ediyor. Etrafına baktıkça okyanus onun için tekrar kocaman özgür bir alan oluveriyor. Deniz canlılarını, okyanusun rengini, anemonları, yosunları gözlemledikçe sırtında bir midye olduğunu unutuyor. Caretta Caretta'ya neşe dolu bir sesle teşekkür ediyor. Çocuklarıyla buluşan Caretta Caretta dünya turuna devam etmek için yola koyuluyor. Kendine iyi bak yavru balina. Belki bir gün tekrar karşılaşırız diyerek veda ediyor. Aradan 4 yıl geçiyor. Caretta Caretta 16. dünya turunu yaparken karşılaşıyorlar. Yavru balina artık yavru değil, kocaman mavi bir balina olmuş. Üstünde yüzlerce midye ile okyanusun tadını çıkarıyor. Caretta Caretta gülümseyerek ona el sallıyor. Balina da karşılık veriyor tabii ki hemen. Üstündeki yüzlerce midye ile birlikte dans ederek okyanusun üstüne çıkıyor. Ve su püskürterek selamlıyor Caretta Caretta'yı. Hikayemizin sonuna geldik arkadaşlar. Haydi şimdi uykuya. Tatlı rüyalar hepinize.